Merhaba, bu videoda size Maya 2020'de eklenmiş olan yeni bir özelliği göstermek istiyorum. Bu aslında bir script olarak da daha önce vardı, kullanılıyordu fakat bunu Maya'ya entegre etmişler. Bookmark, yani animasyonunuzda belirli bölgelere daha hızlı ulaşabilmeniz için ve bunları isimlendirebilmeniz için koyulmuş olan bir arayüz. Şimdi Time Slider Bookmark menünün nasıl çalıştığına bir bakalım. Şuradan animasyonumuzu görebilmemiz için şunu kapatalım. Spline açalım sadece. Gördüğünüz gibi animasyonumuz sıfırdan başlayıp 390'a kadar devam ediyor. Fakat bunun belirli bölgelerinde animasyonun geçiş noktaları var. Bilhassa böyle FPS oyunlarda size bu şekilde verilir. Yani şu frame'den diyelim sıfırdan 20'ye kadar atış, işte 20'den 100'e kadar şarjör değiştirme gibi size bölgeler verecekler. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Öncelikli olarak şu audio kısmından sesi kapatalım, konuşmamı duyabilmeniz için. Hatta şöyle yapalım. Şuradan kısalım. Bu da yeni eklenmiş bir özellik. Buradan sesi kısabiliyorsunuz tamamen. Görüyorsunuz artık ses yok. Şimdi bunu aynı zamanda şuraya da eklemişler. Bookmark'a geri dönecek olursak başlangıç olarak ilk atışımız ilk 10 frame ile gerçekleşiyor. Bunun için şöyle yapalım. Shift'e basılı tutarken şöyle taradığınız zaman time slider'ı buradan da yapabilirsiniz. Şöyle Shift'e basıyorum. 1 ile 10 arasını seçiyorum ve buradan bir kere tıkladığımda atış olarak bunu renklendirebilirsiniz de. 0 ile 11 arası atış olacak. Bakın şuraya bir tane eklediğim renge göre bir çubuk koydu. Şimdi bundan sonra şu arası şuraya kadar olan kısım, 25'e kadar olan kısım bekleme. Yani bunu idle olarak da isimlendiriyorlar. Ben bekleme diyeyim, Türkçe yazalım. Ona da farklı bir renk atayalım. Bundan sonra seri atış. Şuraya kadar silahın kendine gelmesi için. Şurayı işaretleyelim şöyle. Tekrar seri atış. Ona da farklı bir renk atayalım. Şurada zaten başlangıç ve bitiş frame'ini gösteriyor. Yani siz buradan direkt frame girerek de yapabilirsiniz. Şöyle ki buraya sağ tıkladığınızda create dediğinizde şuradan diyelim 48 ve neresi olsun 70 olsun. Bekleme. Direkt buradan da oluşturabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunu daha sonra değiştirmek isterseniz örneğin silaha bakma şurada bitiyor. 120'de. Yani 48 ile 120 arasını değiştirelim. Burada edit diyorum. 48'de bunu 120 olarak değiştiriyorum. Ve şuradan rengini de farklı yapalım. Şimdi bunu nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Öncelikli olarak şuradan şarjör değiştirme. Hemen şöyle şarjör değiştirme. Şuradan bakalım silahımıza ne durumda. Ve tekrardan el şuraya geleyim. Evet, 226 ile 120 arası. Şarjör değiştirme diyelim. Şu kısmı da yine bekleme olarak oluşturalım. Bekleme. Buna da farklı bir renk atayalım. Bundan sonrası şuraya kadar koşma. Buna da farklı bir renk atayalım. Bundan sonrası da
Tekrar bekleme olarak işaretleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi bütün bir frame'de farklı farklı butonlar altına eklenmiş durumda. Buradan şöyle sağ tıkladığınızda Bookmark Manager'a geldiğinizde bunların hepsini eklemiş olduklarını hepsini burada görüyorsunuz. Şuradan bir sonraki şekilde gidebilirsiniz. Şöyle en başa gelelim. En başa geldiğinizde 0 ile 11. frame arasını size time slider'ı gördüğünüz gibi sadece o alanı gösteriyor. Sonrakine geçtiğinizde 11 ile 25 arasını gösteriyor. Yani şuradaki şu frame aralıklarını time slider'ı sizin çalışabilmeniz için bölümlere ayırmış oluyor. Buradan ekleme yapabilirsiniz veya eklediklerinizi silebilirsiniz. Silmek için şuradan delete'le de yapabilirsiniz. Ya da time slider'ı eski haline getirmek istiyorsanız end frame'e bastığınızda gördüğünüz gibi eski haline gelmiş oluyor. Ben daha önce çalıştığım bu tarz bir projede bana, gerçi Max'te çalışmıştık ama bana hangi frame'ler arasında hangi animasyonları yapacağımı vermişlerdi. Ve ben de ona göre bookmark kullanıp o alanları belirleyip o alanlar içerisine o animasyonu sığdırmaya çalıştım. Siz de bu tarz animasyonlar yapıyorsanız buradaki bookmark'ı kullanabilirsiniz. Oldukça etkili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.